Her yeni günle birlikte milyonlarca öykü, milyonlarca sevinç, acı, kırgınlık, rastlantı yaşanır bu şehirde. Caddelerde parlayan iki ışık huzmesi, ya hastaneye bir yaralı, ya doğum evine bir anne, ya evine geç kalmış bir çakır keyif, ya da vakitsiz bir misafir taşımaktadır. Bu bir taksidir. Ve dikiz aynasından gözüken bir şehrin sokaklarında yaşanan milyonlarca öykünün sessiz kahramanı şoförler. Taksi şoförleri. Çiçek taksi durağı burası. Taksinin rengi buğday sarısı. Kiminin parası, kiminin duası. Durmadan koştur ekmek parası. Taksinin rengi buğday sarısı. Çiçek taksi durağı burası. Fark etmez gündüz gece yarısı. Taksicinin derdi ekmek kavgası. Şişik olmalı lastiğin havası. Çiçek taksi durağı burası. Taksimin rengi buğday sarısı. Çiçek taksi durağı burası. Helal vatandaşım parası. Taksimin rengi buğday sarısı. Taksici de aile babası, bazısı çeker gönül yarası. Taksimin rengi buğday sarısı, çiçek taksi durağı burası. Selam. Şşt. Alo. Selam verdik herhalde. Selam ağam. Kusura kalma. Kafam dalgındır. Duymamışım. Ne oldu lan? Karadeniz'e gemileri mi battı? Bu ne dalgınlık böyle? Ya ne gemisi ağam ya, Allah'ın sevgisi. Bizim gibi garibanın gemisi mi olurmuş ya? Biz denizi uzaktan görmeye bile razıyık ha. Deniz kim, biz kim? Ya da biz kim, deniz kim? Ya... Deniz kim, biz kim ya? Ne diyorsun lan manyak? Ne bu fakirlik edebiyatları? Sen bir silkelensen hepimizi satın alırsın be. Söyle bakayım, derdin ne? Yok be ağam. Yoktur benim bir derdim. Ya ben de inandım şimdi, değil mi? Yoktur bir şey ağam. Sen üzme canını ha. Benim derdim Bahadır ha. Ben nerede yanmışım? Buyurun şoför bey. Üstü kalsın. Kalsın. Amerikan filmlerindeki gibi üstü kalsın. Yani zaten 992 bin lira tutmuş. 8 bin lira üstü kalsa ne olacak, kalmasa ne olacak ya? Sahte de değilmiş ha. Geldi bir tane daha yuvarlama ha. Nereye abi? Sür. Bugün de hava çok iyi. Gerçi bulutlu ama. Cemre de toprağa düşmüş. Sular da ısındı herhalde. Sizin evde de sular akıyor mu? Sıcak mı? Havadan sudan konuştuğumuza göre artık muhabbetimiz de bitti. Radyoyu dinleyelim bari. Şimdi son dakika haberini veriyorum. Bugün gene bir taksici cinayeti yaşandı. Sayın dinleyiciler, Bayrampaşa'nın bir taksi şoförü arabasına müşteri gibi binen saldırgan tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Cinayeti işleyen kişi ve kişiler aranmaktadır. Sırası mı lan böyle haberlerin? Zaten heriften kıllandım. Kafayı mı yedim? Görev başındaki memura hakaret ha?
Hem kuralları çiğne, hem de memura hakaret. Bu büyük bir ceza demektir. Ne kuralını çiğnemişim acaba memur bey? Önümdeki arabaya hatalı mı solladım? Yanlış yere mi park ettim? Yoksa muayenemi mi yaptırmadım? Farlarım mı kırık? Kaportada bir şey mi var? Ayol ben yayayım, görmüyor musunuz? Öyle mi? Ben sizi araba zannetmişim. Elbette görüyorum. Yayasınız efendim. O zaman bana ceza kesemezsiniz. Yayasınız ama yeni çıkan trafik yasasından haberi olmayan bir yayasınız efendim. Yeni yasaya göre kırmızı ışıkta geçen yayalara ceza kesilebiliyor. Siz maalesef biraz önce bu suçu işlediniz. Bendeki şansa bak ya. Arabayla bir gün olsun ceza yemedim, bir gün arabasız kalınca ceza yedim. Sahi ya. Bak bu da iyi bir fikir. Sizin duraktaki taksi şoförlerini yaya iken takip etsem acayip ceza keserim. Ne oldu Aysel? Bir durum mu var? Sorma Tahsin abi. Bir gün yaya kaldım, ceza yedim. Kırmızı ışıkta geçmişim, ceza kesiyor memur bey. Sebahati bey, size görevinizi yapmayın diyemem. Ama bilirsiniz ki polisin görevi sadece ceza kesmek değildir. Aynı zamanda vatandaşa bir nevi öğretmenlik yapmaktır. Elbette öyledir. Biz birer öğretmeniz icabında. O zaman bilirsiniz ki yeni yasaya daha pek alışamadı vatandaş. Pek bilmiyor. Sizler öğreteceksiniz bunu değil mi? Elbette. O zaman bu seferlik affedin de öğrensin. Bir dahaki sefere daha dikkat edin. Bence bu cezadan daha etkili olur. Hani şu Tahsin abinin tatlı dili olmasa ben bilirim yapacağım ama hadi bu seferlik affet. Hadi Aysel. Teşekkürler Sebahati Bey. İyi işler. Güle güle. Sabah sabah çarpılıyordun az kaldı. Öyle abi. Bugünlerde çarpılmaktan açıldı şansım. Dün arabama çarptılar. Bugün de polis beni çarpıyordu sen olmasaydın. Kim çarptı arabana? Adamın biri. Kırmızı ışıkta durunca arkadan güm diye bir ses geldi. İnip baktım ki bizim tampon falan gitmiş. Kabahat sendeymiş o zaman. Bilmiyor musun kitaplarda yazılan trafik kurallarıyla İstanbul caddelerinde uygulanan trafik kuralları farklıdır. Kitapta ne yazıyorsa sen tam tersini yapacaksın İstanbul'da. Sahi be Tahsin abi. Bazen bakıyorum da herkes kurallara uysa ne bir kaza olacak ne de trafik tıkanacak. Niye yapamıyoruz bu kadar basit bir şeyi acaba? Bunu ben de çok düşündüm. Bu kadar basit bir şeyi halledemezsek uygar ülkelerin düzeyini nasıl yakalayacağız bilmem. Neyse. Siyasete daldık sabah sabah. Durağa mı gidiyorsun? Evet. Boş birini alıp da kaportacıya bakmaya gideceğim. Sıkıştırmazsam araba haftalarca yatar. O zaman durağa kadar gitmeye gerek yok. Boş birini buldun işte. Yolu tarif et. Sağ ol Tahsin abi. Sana da epey borçlandım bu sabah. Doğru gidelim. Günaydın çocuklar. Günaydın abi. Bana bak. Selam Allah'ın selamı. Ben ikinize selam verdim. Öteki nerede? Bir şey mi dedin sağ ol? Biliyorsan am, acık salamdır ha. Duymamışım, anlayamamışım yani. Günaydın dedik herhalde. Ha, bak bunu hemen anlamışım. Günaydın. Celal, nesi var bu delinin? Vallahi ben de anlamadım abi. Ben geldiğimde de suratı böyle sirke satıyordu. Sıkıştırdım ama Nuh diyor, peygamber demiyor. Sanki ben para basıyorum. Ben çiçek taksiyle çalışıyorum, ben darphanede değil. Bir günde getirdiğim parayı güler yüzle alıp Allah razı olsun kocamdan. Çalışıp didiniyor da bize para getiriyor der adam ya. Biz canımızı dişimize takıyoruz para kazanacağız diye. Ama hanımefendiyi memnun etmek mümkün değil. Kolay mı bin türlü müşterinin kahrını çekmek? Hırsızı var, uğursuzu var. Kelle koltukla çalışıyoruz be. Aman sanki beyefendiye çalışmıyorsun demişiz de abuk subuk bağırıyor be. Ulan yeni çamaşır makinesi istemekle ne oluyor? O ne laflar öyle? Konu komşu gelince utanıyormuş da falanmış da filanmış. Aa, yalan mı? Çamaşır makinemiz taş devrinden kalma. Herkeste son sistem çamaşır makineleri var. Bizimki neredeyse seninle yaşıt. Eziyeti çeken benim ben. Senin için hava hoş. Bana bak Ayşe, senin dilin çok uzadı.
Ağzından çıkanı kulağın duysun. Ne olur duymazsa döver misin? Hadi onu da yap da tam olsun çektiğim işkence. Ulan o zaman sizin çektiğiniz işkenceye son vereyim hanımefendi. Ben çekip gidersem sen de artık işkence çekmezsin. Aman gidersen git be. Yalvaracağım sanıyorsan çok beklersin. Allah'ım. Ulan al bütün paramı al. Bezin parasını da al. Belki gözün doyar o zaman. Madem gözün paradan başka hiçbir şey görmüyor, doya doya bak paraları. Beni görmesen de olur. Gene işe geç kaldım yav. Yine işime geç kaldım sözü, her zaman işine zamanında gidenler ama ara sıra ellerinde olmayan nedenler dolayısıyla geç kalanlar tarafından söylenir. Ya sen o Türkçe bilgine hayran oluyorum. Çok güzel bildin. Ben de senin salaklığına sinir oluyorum. Lafımın altındaki iğnelemeyi anlamadın galiba. Ayol sen her gün geç kalıyorsun zaten. Ha anladım, anladım ama anlamazdan geliyorum. Kıvırtıyorum hamsıcı bu. Ha bak bu doğru işte. Kıvırtma da üstüne yok. Sen aslında dansöz olacakmışsın ama yanlışlıkla taksi şoförü olmuşsun. Aman yahu bir sabahta kavga etmeyin de adam gibi kahvaltı edelim. Kim kavga ediyor kızım? Kavga iki insan arasında olur. Ha bak bu lafını hemen anladım. Bu lafına daha insan değilsin diyorsun değil mi? Bravo bravo. Ha bu lafını protesto ediyorum. Ne yapıyorsun Niyazi? Kayranın dildirinden bitmişim. Sürekli sessizlik için bir dakika gürültü çıkarıyorum. Ay saçmalama canım yapma çocukları uyandıracaksın. Esin kızım senden özür diliyorum. Niye anne? Bu herif için zamanında. Kızım o deliye benziyor. Evlenme şununla demiştim ya. Yanlış söylemişim. Ha şöyle yola gel. Bak akıllanmaya başladı kaynanam. Eylem bayağı etkili oldu. Özür diliyorum çünkü bu herif deli değil. Zır deliymiş zır deli. Bu kadarı da fazla oluyor artık. Kahvaltı mı yiyeceğim, fırça mı yiyeceğim? Ben Ay gidiyorum. Niyazi, çocuklar uyuyor. Hayatım yavaş biraz. Hadi sen git durağa da orada bir şeyler yersin. Gidiyorum tabii. Ha bu kadının olduğu yerde bir dakika bile kalamam. Hadi. Piknik sepeti efendim. Benim işim telefonlara bakmak değil canım, tamam mı? O senin işin. Aman, sanki biz hiç senin işini yapmadık manyakçım. Ne olur baksan. İnsan gibi rica edersen belki bakarım. Saçmalama. İnsan gibi rica insanlara yapılır. Kabahat bende ki senden insanlık bekliyorum. Asıl senin masana buna kabuklu yemiş atmak yasaktır diye bir yazı asmak lazım. Asıl sana tasma takmak lazım. Yoksa bir gün belediye seni zehirleyecek. Sana bir tane çarparsam orada. Ne oluyor burada? Sırma kendi işini bana yaptırmaya çalışıyor Ekrem Bey. Yalan söylüyor Ekrem Bey. Ben telefonlara yetişemezken o yayılmış oturuyordu. Birine de sen bak dedim. Bana bakın. İkiniz burada anlamsız bir şekilde tartışırken bu telefon hala çalıyor. Farkında mısınız? Alo. Piknik sepetleri efendim buyurun. Bir dakika. Yani sen şimdi bana... Aman Allah'ım. Ne olmuş? Telefonda bir genç kız var. İntihar ediyormuş. Son olarak da bizimle konuşmak istemiş. Aman tanrım ne kadar heyecanlı. Ver ben konuşayım ben. Saçmalama bakıyoruz herhalde. Ver ben bakarım. Hayır. Susun be. Burada bir insan hayatı sona ermek üzere siz hala tartışıyorsunuz ya. Ne yapacağız Ekrem Bey? Konuşun. İntihar etmemek için ikna etmeye çalışın. Çabuk bir şeyler bulmaya çalışın çabuk. Bak güzelim. Bak canım. Sesinden anladığım kadarıyla son derece genç bir kızsın. Yani daha önünde yaşanacak ne kadar uzun ve güzel yıllar var bir düşünsene. Yani intihar etmek zayıf karakterli insanların işidir. Sakın yapma. Aman tanrım çoktan intihar etmiş bile. Sen o zaman kimle konuşuyorsun orada? Salak. Hap içmiş bir sürü. Etkisi ortaya çıkıncaya kadar konuşuyoruz işte. Bir süre sonra haplar etkisini gösterecek. Diyalog bitecek ve bir tek ben konuştuğum için monolog başlayacağım. Korkunç bir durum. Konuşun sürekli konuşun onunla. Konuş. Bu arada adresini ağzından almaya bak. Sonra sen konuşmaya devam ederken Manolya yetişip belki hastaneye yetiştirebilir. Alo. Bak şimdi şekerim. Alo dinliyorsun değil mi beni? Bak sana küçük bir şey anlatacağım. Bir gün ben de senin gibi. Herifteki surata bak ya. Muşmula desen değil. Karnı yarık desen değil.
patlıcan musakka desen de. Lan hani insan der ya, surata bak süngüye davran derler. Oysa. Ana ister misin lan şimdi beni ıssız bir yere götürüp be, kıtır kıtır kessin bu öküz. Oğlum Ömer. Zaten taksici kesmek de moda oldu. Hay Allah'ım ya Rabbim ya, aklıma kötü kötü şeyler geliyor şimdi. Tövbe ya Rabbim lütfen. Ulan bu ayıya da gücün yetmez ki. Yok lan yeter. İcabında karate biliyorsun. O da olmazsa levyeyi kafasına koyarım lavuğun. O da olmazsa iki parmağımla gözünü çıkartın, elimi tersine şu bitti. Ya ulan bu herif beni arkadan bıçaklar. Ay. Herkese günaydın. Günaydın. Günaydın Niyazi. Günaydın. Gel bakalım Niyazi. Belki sen bu derde bir çare bulursun. Hangi derdi? Boğaz'ın öyle bir derdi var. Baksana. Sanki hemen Boğaz Köprüsü'ne gidip aşağıya atlayacakmış gibi duruyor. Derdiniz buysa çok basit. Sorun adama söylesin adamcağız. Allah Allah. Ulan Niyazi. Bazen senin külliyen salak olduğuna benim de inanasım geliyor ha. Bucun nedense herkes benim salaklığım konusunda hemfikir olmuş. Yani adama derdini sorduğunuzda söylemedi mi demek olayı bu şimdi? Ya haksızlık ediyorsun adama Ramazan abi. Baksana bunu anladı. Demek ki o kadar da salak değil. Uy, o zaman işkence et oğlum. Ben bir iki yöntem biliyorum. Bilbul gibi konuştururum onu. Ha ya da işi benim kaynanama havale edelim. O taşı bile konuşturur. Biz en iyisi başımızın çaresine bakalım. Bu Niyazi'den hayır yok. Ulan oğlum. Burası iş yeri tamam ama aynı zamanda bir yuva. Buradakiler sadece arkadaş değiller. Aynı zamanda kardeşler, kardeşler. Tabii ya, hepimiz kardeşiz. Oğlum birimizin derdi hepimizin derdi. Bence boşuna uğraşıyorsunuz. Bu çocuk adam olmaz. Olsaydı derdini bizimle paylaşırdı. Bak ulan, sana bir şey diyeceğim. Şimdi benim bir derdim olsa da kara kara düşünseydim. Hı. Siz de gelip bana deseydim, derdim nedir diye sorsaydım. Ben de sana yok ula bir derdim deseydim. Bana inanır mıydın? İnanmazdım ağam. O zaman ivmekluk etme de söyle derdini. Çünkü biz de sana inanmıyoruz. Bak Abu Zerciğim, adam gibi ne derdin varsa anlat. Ya bir elin nesi var, iki elin sesi var değil mi oğlum? Bakarsın birimizin aklına bir çare gelir, derdini hallederiz ha? Tabii ya. İnsanlar konuşa konuşa anlaşırlar evladım. Konuşacağız ki dertlerimizi anlayalım. Hem sonra bir elin tokadı var, ikinci el Çorum. Sana şimdi bir korum. Bak sana bir şey diyeceğim. Ya derdini söylersin ya da bir daha seninle hiçbirimiz konuşmayız. Peki ağam ya. Söyle. Derdim büyüktür ağam ya. Derdim dünyadan büyüktür ha. Oğlum o senin dediğin şarkı. Sus be oğlum. Kesme adamın lafını da, bırak anlatsın. Zaten zor ikna ettik. Sen buna bakma Abuzer. Anlat bakalım şu dünyadan büyük derdin neymiş senin? Ağam bugün köyden yavuklumun babası geliymiş ya. Yani şimdi bizi sabahtan beri merak içinde bıraktığın dert bu mu? Yani müstakbel kayınpederinin gelecek olması mı? Hacan benim kaynanam hep başımda duruyor. Benim intihar etmem gerekir o zaman. Ne kadar sabırsız adamlarsınız ya. Ya bırakın da bütün söyleyeceğini söylesin adamcağız. Tamam oğlum tamam ya. Kayınpederimin gelmesi iyi bir haberdir. Ama ben şimdiye kadar yazdığım mektuplarda ona bu durağın sahibi olduğunu söyledim. Galiba damadının zengin olduğunu düşünüp sevinsin istedim ya. Nasıl yani? Bütün bu durak benim mi dedin? He am ya. Öyle dedim. İyi bok yedim. Salak. Korkma lan Ömer. Bu herifte bıçak kullanacak surat yok. Bence bu herif beni vursa tapancaya da vurur. Ulan Ömer. Bu yaşında kör bir kurşuna kurban gideceksin lan. Madem kurşunla ölecektik, bari milli maç sonrasında ölseydik ya. Türkiye! Pardon. Bak güzelim, intihar güçsüz insanların kaçış silahıdır. Aklı başında olan insan sorunlarına akılcı çareler arar, intihar etmez. Tamam kızma, anladım, sana intihardan bahsetmeyeceğim. Ay, konuşmak istemiyor bu kız. Saçmalama, konuşmazsan nasıl yardım edebileceğiz ona? Ver ya biraz da ben konuşayım. Alo, merhaba canım, ben Manolya. Bak,
Ben senin yerinde olsam intihar etmezdim. Mesela direktman kendimi vururdum. Allah cezanı vermesin. Tamam kızma. Senden başkasıyla konuşmak istemiyormuş. Ama bence bırakalım ölsün. Sırmayı tercih eden birinin konuş. Yaşamaya hakkı olamaz. Ben geldim tatlım. Bak aslında sana hak vermiyor değilim. Bazen ben de intihar etmeyi aklımdan geçiriyorum. Hele Celal'le, yani benim sevgilimle kavga ettiğim zaman dünya yaşanmaz hale geliyor. Tabii. Ne yapıp edip adresini almamız lazım. Adresini alınca ne yapacağız? Çiçek göndereceğiz. Cenazeye mi? Tamam. Salak. Tabii ki gidip onu kurtarmaya çalışacağız. Demek sen de sevgilinle kavga ettin. Peki bir pastaneye falan gidip konuşsaydınız ya. Nasıl? Yakınınızda bir pastane yok mu? Yakınlarında pastane yok. Yavaş yavaş derdini anlatmaya başladı. Şimdi adresini öğrenirim ben. Evlerinin yakınında bir pastane yokmuş. Bu bir ipucu olabilir. Evet. O zaman bizim evde oturuyor. Çünkü bizim evin yakınında da bir pastane yok. Aman! Daha ciddi olun biraz be. Alo. Bak canım. Aman be kızım. Beni de yanında sürüklemen şart mı sanki? Ceket alacak olan sensin. Benim canım anneciğim. Senin zevkine hayran olduğumu biliyorsun. Sen fikir vereceksin bana. O zaman ben kalıyorum. Çünkü ben de senin zevkine hayranım. Sen beğendikten sonra ben de beğenirim. Hadi anne, hadi gidiyoruz. Aman, öf, öf. İşte Ömer. Bir taksicinin gelebileceği son yer. Mezarlık. Son durak. Abi. Burası gördüğüm kadarıyla mezarlık. Kimseler yok burada. İnler ve cinler zannettiğim kadarıyla top falan oynuyor. Ha? Biliyorum. Onun için dur dedim sana. Ben de buraya gelmek istemiştim. Ben... Eyvah. Abiciğim bak ben bir hıyarlık yaptıysam özür dilerim. Abi ben kendi halinde bir hıyarım. Yok nerede değil. Alt tarafı minik bir acurum ben abi. Ha? Abi param al. Canım bende kalsın. Tamam mı abi? Ne diyorsun sen kardeşim? Burada benim rahmetli karım yatıyor. Ne? Bugün onun seneyi devriyesi de ziyaretine geldim. Hay Allah. Kusura bakma abi. Biz de başımıza bir sürü olay geliyor. Korkuyoruz biliyor musun be? Yok kardeşim yok. Kendine haksızlık etme. Taksicilere bu kadar saldırı olan bir ortamda senin de böyle davranman çok doğal. Ya. Birkaç dakika bekler misin? Hemen döneceğim. Bekle. Rahat rahat duan et abi. Bekle. Ya ben diyorum ki, ha bu Abu Zer gariban, ona yardım edelim. Edelim ama nasıl? Durağı ona mı verelim yani? Canım, bir gün onu versek ne olur? Bir günden bir şey olmaz ki. Ne demek bu şimdi? Bu demek şu demek. Ha bu garibanın kayınpederi geldiğinde, sanki bu durak onunmuş gibi, patron oymuş gibi davransak, hani diyorum ki, herif gidene kadar, kıyamet mi kopar? Vallahi fena fikir değil yani. Hayret. Nihayet Niyazi'den adam gibi bir fikir çıktı yani. Ne demek ulan bu şimdi? Benden her zaman adam gibi fikirler çıkar da anlayacak adam nereye dur. Tamam oğlum. Kavga etmeye başlamayın gene. Niyazi'nin dediği hakikaten olabilir ha. Adam gidene kadar sanki bu durağın patronu Abu Zer'miş gibi davranabiliriz. Ama böyle pırtık giysilerle patronluk mu olur Ramazan abi? Ya mesele değil canım. Bir gününe güzel giysiler buluruz. Tamam. Şimdi arkadaşlar oy birliğiyle karar verildi. Abu Zer misafiri gidene kadar durağın patronudur. Tamam mı? Şunu çağırıp söyleyelim de sevinsin garip. Ben çağırayım bari. Abu Zer, gel bakalım. Ramazan Ağa çağırıyor. Hadi. Gel imam. Ne olur deme bunu. Ne olacağım deme bunu. Tamam abi. Ben anlamışım. Beni kovuyorsun değil mi?
Ben şimdi eşyalarımı toplar alır başımı giderim ağam. Kovmadım salak. Seni patron yaptım. Ulan gerizekalı. Karar verdik senin kayınpeder gidene kadar bu duran patronu sen olacaksın. Hep bu senin emrinde olacaksın. Dikkat ol. Dikkat. Allah seni sen elini öper. Öperim. Söz mü ağam? Söz. Kalk. Oturun beyler. Oturun. Ne haber Celal? Beyler. Bilin bakalım neler oldu. Asıl sen bil bakalım bu durakta neler oldu. He. Durakta darbe olmuştu. Artık bu durağın yeni patronu Abuzer Ağa'dır. Demek bu da yeni çıkan bir Karadeniz fıkrası ha? Yok yok. Niyazi doğru söylüyor. Durağın yeni patronu Abuzer. Hadi be. Kafanıza saksı düştü diyeceğim ama hepinizin kafasına tek tek saksı düşmesi saçma gelmiyor mu size ha? Oğlum öyle bir şey yok. Şimdi Abuzer'in meşhur yabuklusu yok mu? Onun babası buraya geliyormuş. Yani onun kayınpederi. O salak da ona buranın patronu olduğunu söylemiş. Yani sonuç olarak adam gelip gidene kadar hepimiz onun patron olduğunu kabul edeceğiz ve öyle davranacağız. Hadi ya. Vay anasına be. Lan demek Abuzer'in emrinde çalışacakmışız da haberimiz yokmuş ha. Ne haber patron? Çay ister misiniz? Saatlerdir konuşuyorlar. Hala bir şey yapamadı. Bir an önce kızın adresini söyletebilse iyi olacak tabii. Çünkü hapların etkisi yavaş yavaş görülmeye başladı. En son yanına gittiğimde pilav tarifinden falan konuşuyorlardı. Hayır, pilav tarifiyle kızın adresinin ne ilgisi var ben anlayamadım. Öğrendim, öğrendim. Kızın adresini öğrendim. Aferin sana. Nasıl başardın bunu? Şimdi pilavdan falan konuşuyorduk. Kız dedi ki ben çok iyi pilav yaparım dedi. Önce tarif ettim. Sonra bir gün gelip yemek isterdim dedim. Kız da buyur gel dedi, adresini verdi. Su içmeye gidiyorum deyip kandırdım, buraya geldim. Alın adresi. Ben biraz da gidip günün modasından falan konuşayım onunla. İyi olur. Aman sakın telefonu bırakma. Ne konuşursan konuş ama mutlaka konuştur kızı. Bu arada Manolya da koşup evine gitsin. Ben mi? Hayır, babam. Babanız gelecekse ben karışmam tabii ama yani ben gideceksem olmaz Ekrem Bey. Niye olmuyormuş? Ay ben ölü görmekten çok korkarım. Saçmalama. Sen gittiğin zaman ölmüş olmayacak. Telefonla konuşuyor olacak. Çabuk şu adresi al. Hadi koş. Kızı bulduktan sonra hemen ambulans çağır. Kızı kurtarırsak radyomuzun şöhreti çok artar. Hadi. Hadi durmayın ya. Ne bakıyorsun ula öyle ters ters? Aha, unuttun mu ya? Ben patronum. Nasıl konuşuyorsun be patronla ya? Hadi ulan. Sözümüz adamlar geldikten sonra geçerli bu. Ya çocuk antrenman yapıyor işte. Ne gayda çalıp duruyorsun? Tabii ya. Biraz havaya girip konsantre olması lazım. Bu salağın tavırlarına bakılırsa havaya girmesine gerek yok. Baksana. Patron abasıyla birlikte doğmuş sanki. Yo ağam yo. Şimdi patron olmak için illa bunları mı giymek gerekiyor ağam yo? Oğlum patron olmak için önce iyi giyinmek lazım. Abi iyi giyinmek midir ya? Ben bunlardan utanıyorum ha. Şey gibi oldum ben. Transvesti gibi oldum ha. Transvesti mu? Onun adı transvesti değil. Transferistur. Oğlum sen de idare et işte. Sağdan soldan toplama elbiselerle patronluk bu kadar olur işte. Ayrıca papyonsuz patron olmaz abicim. Şunu da takalım. Evet be. Patrona var. Ulan alışmadık konuda hiç durmazmış. Ha öyle mi? Alışmadık konuda hiç durmazmış. Tam da at kulağına kelebek olmuş gibi oldu. Dur bakayım. Ağam geliyorlar. Baba geliyorlar. Ağa geliyorlar. Bağırma dur be. Kim geliyor? Yavuk'un babası geliyor. Yanında ağası da vardır ha. Tamam. Geç o zaman sen şuraya. Hadi patron gibi de otur şöyle. Aç çocuklar biz de şöyle çekilelim. Selamun aleyküm ağabey. Ben bile soracaktım da size. Vay be, hoş geldin. Gel sarı lan, elini öpe. Abuzer. Sarı lan, fakir ya. Vay vay. Kardeş, gel sarı lan, sana da sarı lan. Hoş gelmişsiniz ya. Geç, kamera geçelim. Demek senin taksi durağın burasıdır oğlum. Burasıdır işte. Nasıl? Beğenmiş mi sen? Hey, güzelmiş, güzel. Ya pek güzelmiş hakikaten. Ben sevmişim burayı. Ben de sevmişim ama... ...bu da ben seni sevmemişim lan.
Niye öyle değilsin baba? Ula bu üstündeki urbalar nedir ulo? İplak gibi olmuşsundur. Ben dedim size değil mi? Ne bakıyorsunuz öyle? De gidin çay getirin ağlara. Ulan ne diye bu? Şşş, unutmayın çocuklar, söz verdim. Patronumuzmuş gibi davranacağız. Müşterim bunun patronunu. Bize bağırıyor mu salak ya? Hadi idare edin. Hadi biriniz çay getirin hadi. Ben getireyim bağırın. Hele bir misafirleri çıksın. Ben bir de bu çayı Abu Zer'in başından aşağı dökmez miyim? Ula ayaklarıma kara sular inmiştir ulan. Eyvallah. Benim de öyle olmuştur ağam. Çıkar baba çıkar. Rahat et, rahat et. Sen de at şu emeği lan. At, at, at. Burası bizim dur ulan. Ulan bunlar da leş gibi olmuştur ha. Lan parlak. Şunları bir boya bakalım lan. Hadi. Sağ diyorum lan. Gözlüklü parlak. Ulan uzun saçlı duymuyor musun lan? Sağ. Gel bakayım gel. Gel lan. Şunları iyi bir parlat bakayım. Allah. Bağ bak lan şapkalı. Gel 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 bakayım gel. Gel 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 gel. Gel lan şu omuzlarımı iyi bir ulaştır bakayım hadi lan. Gel lan. Gel lan. Hala duruyor. Gelsene lan. Hadi be. Ha. Ha. Gel ha. Gel gel. Ha. Al bakayım şuradan şöyle. Ha. Öyleyim mi? Ha. Aha. Hadi başla başla. Tamam mı? Aman. Oh, vay, 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 buyurun vay, efendim. Vay, vay, vay. Çaylar olur. Buyur ha. Hay bakalım. Sağ olasın. At 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 at. Biraz da şuradan rica edeceğim. Ha. Ulan ne oluyor? Tabakhaneye malzeme mi yetiştiriyorsun? Ha, o nerede diyorsun? Ne? Ha, nerede diyorsun? Ne? Ben senin her dediğini anlıyorum da sen benim dediğimi niye anlamıyorsun? Demek istediğim şu. Çok bağırsın. Başımız dertte. Abu Zer'in yavuklusunun babası ile ağası geldi. Durum bildiğin gibi değil. Durum çok karışık. Biz de onu patron ilan ettik. Dikkatli davran, durumu idare et, çaktırma ha. Tamam mı? İki işaretten ben bütün bunları nasıl anlayayım? Sen Dostoyevski'nin romanlarını üç işaretle anlatırsın Allah bilir. Manoş. Sevgilim Niyazcığım sen gidebilirsin. Ben tamam. İlgilenirim Manoş'la. Ne haber sevgilim? Gel, ay. Gel. Ne oldu? Ay, çok 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 önemli. Ay vakit yok, kız ölecek. Hangi kız ya? Ne kızı? Bak, buradaki kız. Buradaki kız intihar etmiş. Hemen yetişmemiz lazım. Aman Allah. Bu kağıttaki kız intihar mı edecek? Hemen hastaneye yetiştiriyorum o zaman. Aa, ay ben de söylüyorum sana. Ne ya? Hadi çabuk ol çabuk. Canım ben de götürürüm diyorum. Gel işte. Allah Allah. Ne kızı ya? Bu? Ay ne? Sorma. Hadi. Kız kız. Ne hangi kız? Gidelim. Hadi çabuk ol hemen. Bir kız intihar edecek diyorsun. Hadi oraya gidiyoruz. Elimde bir kağıt çıkaralım. Ne oluyor ya? Önüne baksana be. Bana bak. Bu ne bu? Valiz görmüyor musun? Valizi görüyorum da hem de o valizi senin elinde çok görüyorum. Gene mi aşık kızıma bağırıp çağırdın ha? Ev mi terk ettin? Bırak Ramazan abi ya. Bütün sinirim tepemde ha. Ayıp be kardeşim. Ne biçim adamsın sen? Lan senin karın o. Üstelik aslan parçası gibi evladın var. Bak Ramazan abi kafam çok bozuk diyorum ha. Kafam bozuk olsa ne olur be? Yetti senin bu sinirin ha. La havle. Sonunda bu durağı da terk edeceğim abi. Tam olacak ha. Abu Zer oğlum. Bu keltoş kim oluyor? Sana ne kardeşim ya? Kazım, Kazım abi yapma. Kazım. Oha. Şuş canım. Evet. Oğlum Abu Zer bu senin yanında çalışıyorsa hemen kov geçsin. Sen hiç merak etme baba. Kovarım ben onu şimdi ha. Şey patron. Biraz sinirlidir de onun kusuruna bakmayın. Benim hatırım için bu seferlik affedin. Ya yazıktır adamı. Çoluğu çocuğu vardır. Affedek gitsin. Hadi affoldun lan. Neler diyor bunlar ya? Neler oluyor burada Ramazan abi? Şş, yahu Kazımcığım. Bilmiyor musun? Patronumuz Abu Zer Bey'in yavruklusunun babasıyla ağası geldiler. İşte bunlar onlar. Yani patronumuzun kayınpederiyle kayınbiraderi. Ramazan abi. Sen gece açıkta mı yattın? Oğlum anla işte. Abu Zer Bey patronumuz. Sen merak etme Ramazan abi. Biz ona anlatırız olan biteni. Şşt. İşte o 141 ve
Ne? Kağıttaki adres burası. Bak apartmanın kapısı açık. Hadi yürü hemen çıkalım. Hı? 3 numara olacak. Dur bebeğim. Ben önden gideyim. Takip et beni. Niyazi, buraların pisliği nedir ya? Hele bir süpür bakalım şuralara. Hadi ne? Kime değilsin, bana mı değilsin? Ya senin adın Niyazi değil mi? Sana niye tabi? Bunlar et yüz vermeye gelmiyor baba ya. Yüz verdi mi hemen astarını isteyler ha. Enselerinde boza pişireceksin ki adam olsun. Evet, doğru. Oğlum. Tutmayın beni, öldüreceğim. Dur ya, aman ya, Niyazi, be. Niyazi, unutma sözler. Be. Ama bu kadar da olmaz ki Ramazan abicim. Ben ha bu adamı doğrayacağım ya. Oğlum. Hele sözümüzü tutup babası gidene kadar sabredelim de ondan sonra münasip bir şey düşünürüz. Yalnız şimdi ben süpürgeyi alıp da buraları mı süpüreceğim? Artık katlanacaksın Niyazi. Başka çare yok. Ne yapacaksın? Tabii canım. Söz verildiğine göre dayanmak lazım. Dayanamayacağım ama. Kazım, sen de bize bir kahve getir bakalım ha. Hadi yanında hadi. Nargile de olsun ha. Babam nargileyi çok seviyor. Ben mi? Sen. Ya hayret bir şey ya. Bunlar çok kral kafalıdır ha. Bir kere söyleyip anlamıyorlar. Mutlaka 2 kere söyleyeceğim. Getir kazım, getir kahve, getir nargile, getir. Hadi kazım, getir kazım, getir kazım. Hadi lan. Çocuğumuzu unutmayalım ha. Ama şunu yaptığına baksana Ramazan abi ya. İnsanı çıldırtıyor kardeşim. Hadi tamam, ikimiz de yapalım şunu dedik. Sesimizde duracağız ama. Şimdi kahveye git, kahveden nargileyi al. Allah'ım yarabbim. Dur kenar, duracağım. Geldi. Sağ olasın kardeşim. Kazım abi. Aferin lan kelpuş. Buyurun efendim. Ben bakayım ha, Ali Bey. Bakayım bak. Alo buyurun, çiçek taksi. Ha, hemen yollayayım. Tamam. Ha, gelin. Ha, gelin. Sıra kimde diyor? Yaşasın. Sıra bende. Gelirse değil mi oğlum? Bak nasıl sevindiler benim yanımda çalıştıkları için ha, değil mi? Allah'ım sana şükürler olsun. İnşallah uzun mesafedir de akşama kadar dönmem. İyi günler. Hayır. Tamamdır Tahsin abi. Sen merak etme. Elimden geleni yapacağım. Sağ olasın usta. Biliyorsun bizim ekmeğimiz bu arabalardan. Onlar yürümezse aç kalırız maazallah. Bilmez miyim abi? Tamam dedim ya. Sen merak etme. Hadi o zaman gidelim Aysel. Yarın gelir alırsın arabanı. İyi günler. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Anne, şu babam değil mi? Evet. Baban da yanındaki kadın ki. Bilmiyorum ama samimiyetlerine bakılırsa müşteri değil. Anne dur, ne oluyor? Bilmiyorum. Belki bizim sandığımız gibi değildir. Lütfen sakin ol. Lütfen. Baba! Vallahi senin hakkını nasıl ödeyeceğim bilemiyorum Tahsin abi. Abartma canım. Rüyanda bir şey yaptım sanacak. Az şey mi Tahsin abi? Benimle uğraştığın zaman da 2 tane işe giderdin. Her gün iş mi yapacağız canım? Bazen de hayır yapalım. Anne ne yapıyorsun sen? Ne mi yapıyorum? Görmüyor musun? Taksi çeviriyorum. Anne, bana babamı takip edeceğimizi söyleme lütfen. Sen mecbur değilsin. Sen istersen gidebilirsin. Ya anne ya. Baba sizi alın oğlum ya. Anlam, hayret bir şey. Ben iş yerinde disiplin isterim. Biliyor musun baba? Evet. Bunlara karşı çok disiplinli olacaksın ha. Dizginleri bıraktın mıydı? Hemen şımarıyorlar ha. Bak sen. Hallo. Rahat. Tamam. Öyle kalın bakalım lan biraz şimdi. Bir cigara mı yaksın? Neredesin? Nasıl burada kıpırdanım ya? Oğlum, evladım. Sigaramı yak dedin ya. E işte ben de sigaramı yakıyorum patroncuğum. Ben haz ol dedim miydi kimse kıpırdamayacak ha. Anlaşıldı mı? Ya baba bunlara böyle davranacaksın ya. Yoksa hemen şımarırlar ya. Ya baba çok hoşuma gitti. He. Hele bir de ben emir veririm. Askerde çok gıcık olurdum da. He. Hazır ol. Rahat. Ula duymuyorsanız. Kayınbiraderim hazır ol diye. Hazır ol. Bana bak patroncuğum.
Ulan buranın patronu ben olduğuma göre benim akrabalarım da patron demektir ha. Onların emri benim emrimdir. Ah. Ulan aferin lan Abuzer. Ulan böyle olmalı patron derdikin ha. He ya. Hadi bakalım. Yine hazır ol. Gene rahat. Evet evet iyi çalıştın, iyi çalıştın. Aferin lan aferin. Sayın patroncuğum, size çok önemli bir soru sorabilir miyim acaba? Ne sor bakalım. Şimdi acaba kayınpederiniz olan bu yüksek şahsiyet ve yanındaki o biraz daha alçak olan yani... Yani işte bu şahsiyetler ne zaman durağımızı şereflendirmekten vazgeçecekler acaba? Onu diyorum. Ne demek istiyorsun? Yani diyelim ki ne zaman ha buradan hasbi? Ya yani demek istiyor ki ne zaman sinemaya gidecekler? Sinemayı merak ediyorlar. Zamanı gelince giderler ya. Şimdi siz sıraya geçin bakalım. Geçin geçin. Bunlara gerçek davranmaya gelmiyor baba. Hazır ol. Rahat. Sen o. Tertere konutla. Bana mı diyorsun lan sen? Şşş Celal bir dakika. Abi. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yani bana mı dediniz sayın patron? He bana dedin. Ne dediniz sayın patroncuğum? Sen ağaç şuraya yat bakalım. 10 derecini alacak ha. Abi. Hadi hadi. Doğru söylüyor. Patronun dur. Hadi şuraya yat. Yat yat yat. Uzun. Bir sayın patroncuğum. İki sayın patroncuğum. He. Ulan sayın patroncuğum. Nasıl ama? Dört ulan sayın patroncuğum. İyi değil mi? Aferin lan. Vallahi bunları iyi talim ettiriyorsun ha. Patron dedi ki böyle olur ha. Evet sayın yavrum. Evet. Sekiz. Anne haksızlık ediyorsun ama babama. Belki bir müşterisidir. Şunlara baksana. Nasıl da samimiler. Canım belki de her gün arabasına binen tanıdık bir müşteridir. Saçma saçma konuşma Selcan. Samimi olduğu müşterisi diye iyi bir de yatsaydı onunla bari. Ay biraz hızlı gidelim şoför bey. Yakalayalım şunları ne olur. Anne lütfen rezil olacağız ya. Rezil olacaksak olalım. Rezaleti çıkaran ben değilim. Sevgili baba. Taksici olacak kişinin her şeyden önce muhabbeti iyi olacak. Herkesle iyi diyalog kurmalı. Çünkü kimin ne zaman işe yarayacağını bilemezsin. Bu işte erkeklerin avantajı var ama. Siz herkesle rakı muhabbeti falan yapabilirsiniz. Futboldan konuşabilirsiniz. Ya ben ne yapayım? Sen de dantelden örgüden konuşursun canım. Sen dalgana geç bakalım. Düşünebiliyor musun? Kaportacıya gidip rakı içmeyi teklif ediyorum. Ve adam ikinci kadehten sonra bana sarkmaya başlıyor haliyle. Demek ki ikinci kadehte masadan kalkman lazım ha? Ah, kocam sağlam olsaydı. Hadi ne güzel konuşuyorduk. Konuyu trajik hale getirme. Bak bak şunlara bak. Nasıl da saçlarını okşuyor. Ay buna ne diyeceksin bakalım? Şey hangi şampuanı kullandığını merak etmiştir. Canım babamın bir kadının saçlarını okşaması onun çapkınlık yaptığını ispat etmez ki anneciğim. Etraf kalabalıkken bile saçlarını okşadığına göre ıssız bir yere gelince kim bilir nerelerini okşar. Ama görür o gününü. Hadi anne sakin ol birazcık ne olur. Sen göreceksin. Burası. Ne yapacağız şimdi Manoş? Ayol ne demek ne yapacağız? Adresi bulup da kapısının üzerine bir çarpı koymaya gelmedik ya. Çalacağız kapıyı. Ya açan olmazsa? Seni buraya bostan korkulu olarak getirmedim ya. Açan olmazsa o güçlü omuzlarından kıracaksın kapıyı. Manoş senin için şu omuzları kırabilirim ama... Şu hayvan gibi kapıyı asla kıramam canım. Ay bırak zevzekliği. Bir can söz konusu. Hadi çal kapıyı çal. Allah Allah. Kapıyı kır, kapıyı çal, otomatiği çal. Her şeyi ben mi çalacağım canım? Bari onu da sen çal. Çal bir. Çal bir de. Çal, 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 çal. La 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 la. Evet, evet dinliyorum seni. Evet. Buyurun, kimi aradınız? Telefonunuz önemli galiba. Siz bitirin de öyle konuşuruz. Ay yok canım. Gırgır bir radyo istasyonu buldum. Orada bir takım salaklar var da intihar edeceğim diye onları işletiyorum. Garipler inandılar. Ay, bir dakika. Şimdi de Bill Clinton'ın ekonomisinden bahsediyorlar. Alo Sırma sen misin? Ben Manolya. Evet geldik buradayız. Bırak abuk subuk konuşmayı.
burada intihara teşebbüs etmiş bir genç kız bulacağımızı zannediyorduk ama bizden sonra gelenler cinayete kurban gitmiş bir genç kızla karşılaşacaklar. Gel bakayım sen buraya, gel bakayım işte. Al canım. Sağ ol ablacığım. Aynayı yetinde geldin Esin. Vallahi bu manyak yüzünden bunalım geçiriyordum ha. Ah sorma. Bu sabah bizim evde de kıyamet koptu. Niyazi'yi apar topar kovar gibi çıkardım evden. Benim Kazım'ı kovmam gerekmiyor ki hayatım. Çünkü o bir bahane bulup kendini kovuyor. Yine neyi paylaşamadınız? Vallahi bir şey demedim kız. Çamaşır makinemiz eskidi, bir ara bir değiştirsek dedim, dellendi. Ama kabahat sende canım. Öyle pat diye söylenir mi erkek milletine böyle şeyler? Önce sıcak davranışlarla havayı ılıklaştıracaksın. Sonra tam kaynama noktasına gelince ne istiyorsan söyleyeceksin. Yok anam, bizimki alıştı bu taktiklere. Ne zaman güzel bir şey söylesem arkadan bir şey isteyeceğim diye kaşlarını çatıveriyor hemen. Neyse dert etme. Akşama iyi davranırsın, barışırsınız. Akşama gelmez ki, durakta yatar salak. Ay hadi ablacığım, o zaman kalk. Aa, nereye kız, deli misin? Madem o gelmiyor biz gidelim. Ben Niyazi'nin gönlünü alırım, sen de Kazım abinin. Hadi hadi, itiraz istemem. Aa, kalk. Hadi saçmalama, kalk. Kız deli. Allah seni kahretmesin ya. Hadi yürü yürü. Hadi gidelim. Ulan sil bakalım şu terini ulan. Ulan bu işte çok terletiyor adam oğlum. He ya, çiğ köfte bu baba. Terletir tabii. En sürsene babamın terini. Hı, siliyoruz ya kardeşim. Şşt Niyazım. Kendine gel, unutmaya mı? Aman be Ramazan abi, unutmadım. Zaten ben bir unutsam burada olacakları bütün dünya unutmayacak. Şşt. Ha bunu daha ne kadar sallayacağım ya, kollarım koptu. Ya siz ne biçim adamsınız ya? Babam terli, siz zorluysanız. Salla, salla. E sallıyorum, sallıyorum. Hele şunlar bir gitsin. Ben seni gırtlağından tutup bol bol sallayacağım. Niyazi, Niyazi. Tamam Ramazan abi, tamam. Ya ne oluyor orada baba? Ne tamam, diyorsun sen? Şşşş. Ya kızım. Bir şey yok patroncuğum, bir şey yok. Ulan bu ne biçim pel silmek ya? Ulan bana bak, budan kalak el silmeyeyim. Başkası silsin ya. Bana bak lan, sen gerilemekten vazgeç. Sen sil bakayım, hadi sen sil. Ben mi? He ya sen, aptal salak. Yani ben şimdi senin terini mi silacağım? Sil mi? Ya bana bak, senin adamların hep bence al ya. Bunları kov da şuraya okumuş adamlar al ya. He ya, haklısın baba. Niyazi hadi sil şunu, silecekleri çalıştır hadi Niyazi. Ayıp oluyor ama, terlimi hakarete uğramış gibi hissediyorum. Lan oğlum, doğru sil, doğru sil. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Rally'de mi sandın kendine? Kusura bakma abi, müşteri böyle yapmamı istedi. Müşterin mi? Kimmiş o müşteri? Onun müşterisi benim Tahsin. Anne lütfen. Nermin? Selcan? Siz ne arıyorsunuz burada? Ne oldu beyefendi? İşinize engel mi olduk yoksa? Ne işi Nermin? Sen neler söylüyorsun? Şey, bir şey söylemiyor babacığım. Anne lütfen. Dur hele dur. Sizde bir tuhaf hal var. Sen ne demeye çalışıyorsun Ermin? Artık sana diyecek hiçbir şeyim yok Tahsin. Diyeceklerimi hakime söyleyeceğim bundan sonra. Anne sen ne diyorsun? Hakime mi? Allah Allah. Sen kafanı bir yere mi vurdun Ermin? Nereden çıktı bu mahkeme falan şimdi? Bu yaştan sonra taksilerde çapkınlık yapmak nereden çıktıysa oradan çıktı beyefendi. Çapkınlık mı? Ben mi? İnkar etmeye kalkma. Yarım saattir peşinizdeyiz. Her şeyi gördüm. Arabadakiyle mi? Utanmadan gülüyorsun bir de. Alemsin Nermin. Bu kadar kıskanacağını bilseydim, arabadakiyle daha önce çapkınlık yapardım. Hey arabadaki! Çık, çık, çık. Aysel abla. Aysel. Ama arkadan başka biri gibi görünüyordun. Gördün mü anne, sana rezil olacağız demiştim. Hay Allah, şu yaptığıma bakın. Nasıl utandım. Çok özür dilerim Aysel'cim. Özür dileyecek ne var canım? Kıskandığına göre beni güzel bir kadın sandın demek ki. Eh,
Benim teşekkür etmem yok lazım. Abla, ajanlık işi bittiyse benim paramı verseniz de ben gitsin. Sağ ol kardeş. Sen al paranı, ben bu James Bond'ları götürürüm. Yeter mi? Yeter de artar mı? Oğlum hadi afiyet olsun baba. Ben de içeceğim. Enişte afiyet olsun. İzin veriyorum ha. Oracık gör, daha hastalığını yapmışsın Allah'ın sen. Oradakiler var ya, heyder heyder. Ben artık dayanamıyorum. Söz möz anlamam. Şunların üçünü birbirlerine bağlayacağım. Elime de bir sopa alacağım. Sonra da yer misin yemez misin? Şşş! Kazım dur, aksileşme. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Baksana, akşam oldu. Birazdan giderler. Tabii. Kuyruğundan sonra abuzların derisini yüzmeye başlayacağım. Önce bana bırakın. Ben bir kabasını alayım. Sonra siz benden geri kalan parçalarla ilgilenirsiniz. Babam yok. Bu garibanlara da versek mi ha? Boş ver, onlara yüz verme. Otursunlar. Ne ya? Zaten bize ancak yeter. Ya bu böyle kuru kuru gitmiyor ya. Şöyle saz falan olsaydı ha? Kaset koyak baba. Ya, ya kaset olmaz. Canlı müzik istemem ben ha. Yok hele bunları söylesin. Aferin lan, aferin lan. Söylesin lan, söyleyin. Hadi, 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 hadi lan. Ulan ne diyor bu? Hadi, hadi. Tamam kardeşim. Ben şimdi bunların üçünü de buruşturacağım. Ya durun ya, durun ya. İşin sonuna geldik. Az kaldı, sabredin. Nasıl olur ya Ramazan abi? Türkü mü söyleyeceğiz şimdi ya? Madem başladık bir işe, sonunu getirmek lazım. Söyleyelim bari. Acaba sayın patronumuz ve yakınları nasıl bir türkü isterler? Tombul tombul memeler, tombul tombul ha. Bu aydan da bu beklenirdi zaten. Hadi hadi dırdır etmeyi bırakın da söyleyelim bari hadi. Burada neler oluyor ya? Dışarıya türkü sesleri geliyor. Canım anlatması uzun sürer. İki dakika beklerseniz anlarsınız. Acanım. Geçin oturun şöyle bekleyin. Bravo. Eyvallah. Damat biz artık gidek lan. Ya çabuk gidek baba. Benim uykum gelmiştir lan. Tamam bak, hadi bak. Hadi. Bak hadi kalk. Geçin. Orada şapka mı var hemen? Şimdilik benim misafirler gidiyor. Niye sevmiyorsunuz ki? Yok yani böyle muhterem misafirleri tanıdığımız için çok seviniyorlar. Onlar öyle sevdik, öyle sevdik ki hep burada kalsın. Hiç gitmesinler isterdik. Eyvallah, hep kalsınlar ya. Ulan, ne buluyorsunuz canım mesela dedik. Şaka, şaka. Gidiyorlar. Hey, ben şimdi onları gelen arabayla göndereyim ama tamam mı? Niye ben Allah'ım? Niye ben ya? Lan damat, bu salağa güvenek mi lan? Yapmam ya, bu iyi şofördür ya valla. Bu yaşta güvenilir mi ama bu iyi şofördür ha. Hadi Celal, hadi hadi. Hadi alayım, hadi. Buyur. Hadi eyvallah. Buyur. Hadi eyvallah. Hadi selamet, eyvallah. Ben diyorum ki birdenbire girişmeyelim. Hemen bay olursa dayak atmanın tadına varamayız. Hevesimiz kursağımızda kalır o zaman. Niyazi haklı. Önce hafif hafif dövelim, zamanla şiddetini arttırırız. Biraz da Ömer'e ayıralım. John niye ayıracakmışız? O da burada olsaydı kaçırmasaydı. Allah Allah. Evet evet, onun yerine de biz döveriz. Nasıl olsa arkadaşız. Ya valla size nasıl teşekkür etsem bilemiyorum valla. Ne oluyor ya? Size kızaracak bir şey mi yapmışım bırak? Yapmadım değil mi? Yapmamışım bırak. Yapmış mıyım? Ya ne oluyor ya? Allah sen. Gir lan buraya. Gel. Ne yapıyorsunuz? Gel işte.